6 yılda 598 kez hastaneye gittiği ortaya çıkan Fatma Karada, yayınımızın ardından rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Detaylıca tüm tetkikleri yapılan ve sağlık sorunu olmadığı gözlemlenen Fatma Karadağ'ı hastane çıkışı ekibimiz karşıladı. Hastaneye gittiniz yayından sonra? Bilmiyorum. Hastanede EKG'ye çekilmiş, kalp ritminize bakılmış, değerleriniz kontrol edilmiş, herhangi bir rahatsızlığınız tespit edilememiş. Ben hapı içtim. Ne hapı içmiştiniz? Nöbet hapı. O mu sizi böyle yapıyor? Evet. Hapı içti mi ben kendimi kaybediyorum. İyiyim ben, bir şey yok bende. Biraz gözleriniz falan kaymış. Acaba tansiyon, şeker mi düştü? Ambulanstan arkadaşlarımızı çağıralım, bir baktıralım. İyi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlense de her ihtimale karşı yardım istediğimiz sağlık görevlileri bir kez daha Fatma Karadağ'ın yanındaydı. Nereye? Buradan, buradan. Nereye atla, buraya. Kendindesin değil mi? Ben kendimdeyim. Yeniden yapılan kontrollerde de sonuç aynıydı. Fatma Karadağ'ın bu hale gelebilmesi için hiçbir neden yoktu. Değerleri nasıl şu anda? Tansiyonu normal. Neyi vardı ki abla? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sarı nöbeti geçirken gözlerim kayıyor. Bu bir sarı nöbeti mi? Hayır değil. Ben hapı içtim, nöbet hapı içtim. Peki acaba kullandığını söylediği epilepsi ilacının böyle bir etki gösterebilmesi mümkün müydü? Bahsettiği ilaç bu hale getirebilir mi? Getirmez. Bana yapıyor işte, ben doktora da söyledim bunu. O zaman doktorun ilacını değiştirir mi? Bu hapı kullanacaksın diyor. Hasta olmak istememiş bir şey de yok bende. Gözleriniz niye böyle? Onu bilmiyorum bak. Biliyorum desem yalan söylerim. Bende hiçbir şey yok. Bıraktım ilacımı, bu ilacı böyle yapıyor diye bırakıyorum. Bugün neden içtiniz? İçtim, ablamı görünce duygulandım yani. Yattım, uykuyu aldım, kendimi gelirim ben. İkinci kez sağlık kontrollerinde de bir soruna rastlanmayan Fatma Karadağ, istirahat etmek üzere kaldığı otele doğru ekibimizle yola koyuldu. Daha önce gülerek kardeşimin cenazesini her sabah çiçek sular gibi suladık diyen abla, yolculuk esnasında gözyaşlarıyla konuştu. Kemal öldürdü, Demet'im öldürdü, ağzımdan kanlar geldi. Abla benim ciğerlerim bitti, yapmam dedi, hakkını helal et dedi. Bana dedi, söylersen seni haneni kapatacağım bir dedi, sünaneni öldürürüm dedi, kimse anlayamaz dedi. Bunları bana söyledi, cemazesi durmaz. Yani dedi ki Mehmet'in cesedini saklayacağım, kimseye söylemeyeceksin. Evet, cesedin nerede oldu dedim, sordum da söylemeyeceğim, o benden gidecek dedi. Seni de öldürürüm bak Fatma dedi ki, ayağını denk al dedi. Mart'ın birinde evime bastı, Cemal Durmaz dostundan bastı. Kardeşim gitti benden. Burası çok önemli. Cemal Durmaz benim evimi dostuyla bastı. Sevgilisiyle. Evet. Yani Cemal başka bir sevgili buldu. Evet. Ondan sonra da sen evet, bunu anlatmaya bastı, karar bütün verdin. Evet, bütün günde... Dostu kimdi? Bilmiyorum, aşağıda bastı. Bir kadın. Evet, kadınla yani beraber. O kadınla beraber sana gelince de sen de artık bu cinayeti açıkladın. Evet. İşte buraya geliş sebebi bu. Tamam. Evet, devam ortaya edelim. Ortaya çıktı. Evet. Vardım birinde evime bastı. Cemal Durmaz dostundan bastı. Kardeşim gitti, ben ne yapayım? Gece ben öyleydim. Araç seyir halindeyken bir anda kapıyı açan Fatma Karadağ kısa süreli paniğe de neden oldu. Al peçete vereyim abla. Al. Ay hayır dur. Dur. Tuttum. Ne yapıyorsun sen? Dur. Hayır. Ben kendimi geçenlerde de ben intihara kalkıştım. Ne zaman? Bundan 15 evrası. Aynı hapları içtim. İlmedi kıram. Kendimi kaybettim yine böyle. Ben gerçekten olaylar karşısında fazlaca üzülen biriyim ama şu an sanırım kardeşiniz Mehmet'e daha çok üzülüyorum ya. Yani ona üzüntü daha üzülüyorum. Ağır basıyor. Yani o yüzden belki de size çok üzülemiyorum, özür dilerim. Çünkü yani o ölmüş. Bir adamın bir mezarı bile yok. Kim bilir kemikleri ben nerede? Ben isterim mezarı olmasını. Kurtlara, kuşlara atılmış yani insanların kemikleri. Allah hiç kimseye böyle bir soru yazmasın. Ben istiyorum kardeşimin cesedi bulunsun, ortaya çıksın istiyorum artık. Ama sen sevgilin başka bir sevgili bulmadan önce bunları açıklamadın.
açıklayamadım işte. O bana kardeşim ölmeden önce abla bana dedi, yemin et dedi, yemin ettirdi. Ne? Ölümü değil dedi, beni Allah'ın adını koydu. Allah aşkına peygamberim niye soruyorsun? Abla beni kimseye söylemeyeceksin benim öldürse bile dedi. Bunları söyledi bana. Mehmet. Evet. Yok artık. Kardeşim benim alıp veremediğim var abla dedi. Senin bilmediğin yerde işler var dedi. Ben onun için şey yaptım bana, sıkıştırdı kardeşim. Ha, kardeşim kimseye dedi ki sadece kimseye açıklama beni öldürdüğünü dedi, dedi yani Cemal'e. Peki tabii nereden biliyordu Cemal'in onu öldüreceğini de sana onu söyledi? Hani komaya girmişti, su bile içemiyordu. Hayır, ondan önce biz konuştuk. Arabayla gece, bütün gece arabanın içinde Turgut'la da gezdik. Yani öleceğini bile bile Cemal'in evine gitti, öldüreceğini bile bile. Evet. Deli niye bırakmış fotoğrafları o zaman? Öldürürse kimseye söyleme dedi. Evet, söyleme dedi. Delil olarak niye fotoğraf çek demiş o zaman? Herkese sakla demiş. O fotoğrafı size göstereyim mi? İlk ilk dayak yediğindeki fotoğraf. Ekrana verin tam olarak. Evet, bu halinde. Burası neresi? Evi. Kimin evi? Mutfağın evi. Cemal Durmaz'ın. Ya hani halı işte yerde halı malı. Halı yoktu. Halı yok demedim bak, var dedim. Ya hayır, evde dedi. Geri dedim, yok gizler, dedim. Halı yok dedin. Yok dedin. Yok dedin. Hayır, mutfakta var halı dedim. Altına koyacağım bir halı bile evde yoktu, taşın üzerinde yattı dedin. O holde dedim. Tamam, holden alırsın, öbür tarafa halıyı altına koyarsın. Bu şekilde arkadaşları da gördü. Kucağında ne var onu? Peçete var. O bir tabi kanlı olduğu için arkadaşlar siyah beyaz yapmışlar da onun altındaki ne siyah? He, anladım. Elinde siyah olduğu için öyle gözüküyor. Peçete işte var. Evde var işte. Mutfakta bile halı olduğuna göre evde de eşya sandalye var. Sandalye de var. Olmadı Fatma Hanım ya. Yani hastalanman da, arabadaki ağlaman da, şöyle bir izliyorum da. Kötü oyuncusun. Hiç bile değilim yani. Kötü vallahi. Oyuncusun. Hiç bile değilim yani. Yani, bu arada değilim. Dün izleyicilerimiz Manisa'da akıllarına gelen her türlü asayiş şube müdürlüğü olmak başta olmak üzere bütün karakolları aramışlar. Neden Fatma Hanım'ı tutuklamıyorsunuz diye. Tabii bizler her zaman, ben teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Biraz polis arkadaşlarımızı meşgul etmişler. Onlar kusura bakmasınlar ama her zaman söylediğim gibi bizler... İlk etapta hep polislerle görüştüğümüz için her konunun poliste bittiğini düşünüyoruz. Oysa bu konuyla ilgili emniyet zaten bir dosya hazırlamış ve emniyet daha önce Fatma Hanım'ı tutuklama talebiyle savcılığa sevk etmiş. Sonra savcılık da tutuklanmasını istemiş. Mahkemeye çıktıklarında Fatma Hanım aynı burada davrandığı gibi orada da böyle gözlerini falan kaykıtmış, kendini yerlere atmış falan filan. Bu tamamen tıbben de zaten olabilecek bir şey yok. Ben kendimi kaybettim, kendimi bilmiyorum dediğinizde kendinizi biliyorsunuz aslında. Böyle bir demiş ki ciğerim yok demiş, yok. Ameliyatlıyım demiş. Sonra hastayım ben demiş falan. Böyle kendini de böyle gözlerini falan şey yapıcı. Hakim Hanım da, yani ben oradaki avukatların falan yalancısıyım. Tam da böyle korona şey zamanı. Demişler ki o zaman tutuklamayalım da hani tutuksuz yargılansın denmiş. Yani oradaki aslında hastalık numarası tamamen tutmuş. Öyle evet. Söyleyeyim. Yoksa cezaevine girmesi gerekiyordu. Yani Emniyet Müdürlüğü o konudaki araştırmasını yapmış. Hala da devam ediyor araştırmalarına. Yani bu konu hakkında bilgi belge sahibi olanların ben yine Emniyet Müdürlüğümüzde Manisa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmasını istiyorum. Çok da beyefendi bir Asayiş Şube Müdürümüz var. Ben gerçekten oraya ulaşmalarını istiyorum. Ve yine bulunan kafatası ile ilgili DNA eşleştirmesinin de bir an önce yapılması için de harekete geçildiğini de altına çizeyim. Zaten eğer inşallah, yani inşallah dediğim şu, yani başına es koyarak söylüyorum. Yani Mehmet Karahan belli ki ölmüş. İnşallah o kafatası da ona ait çıksın da failleri de bir an evvel yakalansın. Kesinlikle. Çünkü yeniden o kafatası ona ait çıkarsa eminim ki asayişte gelecek. Herkes yine bir toplayıp götürecek yani. Kimse inşallah ona ait çıksın. Başka da böyle etrafta yine gördüğünüz, bildiğiniz kemik de oydu buydu varsa söyleyin. Çok da uzağa da attıklarını düşünmüyorum çünkü. Bu 12 kilometre bana uygun geldi. Evet. Bakalım örtüşüyor, şimdi. Çok örtüşüyor. Örtüşüyor. Ama polis bununla ilgili, yani polis emniyet tutuklanmasını istemiş. Savcı da tutuklanma talebiyle mahkemeye. Ama sen mahkemede gene kendini bayıltmışsın. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Niye bayılttın o zaman kendini?
O anda nöbet geldi benim. Ben öyle şey yok. Ya sarı nöbetini Allah hiç kimsenin başına diye vermesin. Verene de Allah'ım, evet, şifa versin ki ilaçlar gerçekten çok önemli. Güzel, çok tabii güzel ilaçlarımız var. Konforlu ilaçlarımız var. Sarı nöbeti öyle olmuyor. Ya bu senin geçirdiğin sarı nöbeti değil. Ben bunu doktor olmadan normal sarı nöbeti geçiren başkalarını gördüğüm için söyleyebilirim. Yanılıyor muyum? Kesinlikle haklısınız. Onun için dedim zaten kötü oyuncusun ağzından diye. Ağzından köpük gelince sarı nöbeti değil mi? Ağzından köpük de geliyor benim. Şimdi sabah çok özür diliyorum. Şimdi kahvaltı ediyordur insanlar. Söyleyemeyeceğim ama onu getirtemezsin bir şekilde. Nöbet geçiren biri zaten bunun farkında değil. Sen nöbet geçirirken ne ilaç, nöbet geçiriyorum diyorsun. Ne ilaç aldın diyorlar. Epilepsi ilacımı aldım, nöbet ilacımı aldım diyorsun. Ama kendimde değilim, bilincim gidiyor diyorsun. Mesela benim çok hem sevdiğim bir... Hem konuşuyorsun aklı başında hem de bilinçli diyorsun. Şeker var, o yok mu artık? Eskiden ben onu çok yerdim. Böyle dilini atıyorsun, böyle pat 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 dedi. Kalmadı mı ondan? Ya patlayan şeker var mı? Bak ben hiç ben onu çok severdim mesela. Şimdi onunla ben her şeyi yapabilirim. Ama yapmayayım. Yani bu ay, olmadı yani. Yani. Bu hiçbir tıbbi, hiçbir hani görünüm uymadı anlattıklarına. Onun için benim şeyim kötü oyuncusu. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.